deprem bölgesine gideceğiz. Hatay'a gideceğiz. Hatay'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. O depremin notlarını paylaşacağız. Bayağı sallandık yani ama fazla uzun sürmedi. Kısa sürdü. Yani içeri bir şekilde apar topar kaçtık vallahi dışarıya. Acı da korkular da taptaze, en hafif bir sallantı bile o kara günün travmasını canlı tutuyor zihinlerde. Merkez üssü Hatay Kırıkan, çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü 4,8. Allah sonumuzu hayretsin, yine deprem oldu. 4,8 tahminleyecek Kırıkan merkezi. Sabaha karşı meydana gelen deprem korku yarattı. Binalarda oturanlar sokağa çıktı. Konteyner kentlerde de insanlar uykusuzdu. Bayağı bir sarsıldı. Sesler falan geldi. Bayağı bir ilk gibi yani. O anı hatırladık bir anda. AFAD 4,8, Kandilli Rasathanesi 4,9 olarak ölçtü depremi. Çevre illerde de hissedildi. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin sarsıntısı kameralardaydı. Saat 5.30 galiba. Çok şiddetli bir şekilde uyandık. Bayağı da korktuk yani. Artık bundan yaşayacağız herhalde. Sabah 5.30'da meydana gelen depremin yaşattığı korku, hava aydınlanmadan sokağa döktü insanları. Kimi yaşadığı konteynerin yanında sandalyelerde oturdu, kimi park ve bahçelerdeydi. Antalya'da ise merkez üssü korku teli olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Burdur'da da hissedildi. 11 ile etkileyen Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden 9 ay geçti. Hala enkazdan çıkan cansız bedenler var. Antakya ilçesi Akevler mahallesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı daha yeni kaldırıldı. İşçiler hemen ekiplere haber verdi. Bulunan cansız beden adli tıp morguna kaldırıldı.